verilen bileşiklerden hangilerinde karbon atomunun hibritleşme türü yanlış verilmiştir diye sorulmuş. İlk molekülümüzü açalım. Karbon dioksit. Karbon 4A grubu elementi. Oksijen de 6A grubu elementiydi ve karbon 4 bağ yapacak. Dolayısıyla bir karbona 2 iki oksijen ikili bağlarla bağlanmalı. Ve hibritleşme bulurken yön sayabiliyorduk. Merkez atom olan karbon kaç yönden bağlanmış? Yani soldan ve sağdan. Dolayısıyla iki yönden bağlandığı için merkez atomun hibritleşme türü, SP'dir. Dolayısıyla birincisi doğru. HCO yani formik asit dediğimiz molekülde merkez atomumuz karbon, organik bir molekül. Ona bir hidrojen bağlı, ona iki tane oksijen bağlı, oksijenin birine de hidrojen bağlı. Karbon hep dört bağ yapmalı, hidrojen bir bağ, oksijen iki bağ yapmalı organik bileşiklerde. Dolayısıyla buradaki oksijenle karbon arasında ikili bağ oluşmalı. Merkez atom olan karbona bakıyorum, yön sayıyoruz yine aynı şekilde. Bir yön, İki yön, üç yönden bağlanmış. Demek ki birleşme türü sp2 olur. Doğru verilmiş. Peki C2H2'de merkez atom karbon. İki karbonu birbirine tekli bağlarla bağlıyorum. Karbon organik boyunca 4 bağ yapmalıydı. Hidrojen bir bağ yapacak. Tekli bağlarla hidrojenleri bağladım. Karbonların arasında 4 bağ karbon 4 bağ yapması için karbonların arasında üçlü bağ olmalı. Yani ekstra bağlarımı koydum. Her bir karbon için bakıyorum. Yön sayıyorum. Bu karbon için bakacak olursam soldaki karbon için bir yön, iki yönden bahsedebilirim. Demek ki sp. Diğer karbon için aynı şey geçerli. sp. Burada sp2 demiş sp olmalı. Ayrıca hidrokarbonlarda karbon tekli bağ yapmışsa sp3, ikili bağ yapmışsa sp2, tekli bağ yapmışsa sp olmalıydı. Yanlış verilmiş olan yalnız 3 yani yanıt c seçeneği olur. Yukarıda formülleri verilen moleküllerden hangilerinin vesper yani valans çal elektron periyfalsı yani değerli kabul elektron çiftme? çifti itme kuralı gösterimi yanlış verilmiştir. Vesper gösterim moleküllerin şekillerini, hibritleşme türlerini belirleyebiliyordu. Aynı zamanda vesper gösterimde merkez atomu A diyorduk. Merkeze bağlı her bir atom ya da gruba X diyorduk. Merkez atomda ortaklanmamış elektron çifti varsa her bir elektron çifti için de E diyorduk. Peki NH3'teki azot 5A grubu elementi 3 tane hidrojene tekli bağla bağlanmış. Ama azot 5A grubu elementi olduğu için değerlik elektron sayısı 5'tir. 3'ünü bağ yapımında kullandı. Bir çift elektron da boşta kaldı. Merkez olan azotu A ile gösterdim. Merkeze bağlı her bir atomu ya da grubu X ile gösterdim. AX3. Merkezde ortaklanmamış her bir çift elektronu da E ile gösterdim. AX3E olmalıydı. Dolayısıyla yanlış verilmiş. AX3 değildi. Peki CH3OH için merkez atom karbon. Ona 3 tane hidrojen bağlamışız. Bir tane de hidroksil grubu bağlamışız yani OH bağlamışız. Merkez atom karbon A diyoruz. Ona bağlı 1 2 3 4 tane grup var. AX4 demeliyiz ki doğru verilmiş. h 2 sde kükürt 6A grubu elementi. Değerlik elektron sayısı 6. Burada 2 tane elektronu bağ yapımında kullanmış. 3 4 5 6 diye bağ yapımına katılmayan elektron çiftlerini ifade ettim. Merkez atom kükürt A dedik. Ona bağlı iki grup, A, X, 2 grup AX2. Merkez atomda bağ yapmış, bağ yapımda katılmamış, ortaklanmamış elektron çifti sayısı 2. Dolayısıyla AX2, E2 dedik. Burada AXE dediği için yanlış verilmiş. Berilyum 2A grubu elementi. 2 tane hidrojen bağladık. Değerlik elektron 2 idi. Boşta elektron kalmadı. Merkez atom berilyumu A ile ifade ettim. Ona bağlı 2 grubu da X olarak ifade ettim. AX2 doğru verilmiş. Bizim için yanlış verilmiş olanlar 1 ve 3. Demek ki cevabımız B seçeneğidir. Verilen moleküllerle ilgili yukarıdaki karşılaştırmalardan hangileri doğrudur demiş. Verilen molekülleri inceleyelim. Burada atom numaraları verildiği için grup numaralarını oradan bulabiliyoruz ki pratik olarak ben sana söyleyeceğim. HCN molekülünde merkez atom karbon. Karbon 4A grubu elementi. Karbona bir tane hidrojen bağlanmış, yine bir tane azot bağlanmış. Azot 5A grubu elementi olduğu için 3 bağ yapacak. Karbon da 4 bağ yapabilmek için bunu kabul edecek. Yani aralarında üçlü bağ olacak. Peki. E, CH2 mole, 2 o molekülüne merkez atom karbon. Ona iki tane hidrojen bağlanmış tekli bağla. Oksijen ise çift bağ O şeklinde bağlanacak. Organik bileşiklerde karbon 4 bağ yapacak. Oksijen ikili bağ. Hidrojen de 1 bağ yapacaktır. Peki yapımız bu. Peki e, CH4 molekülünde ise bir tane karbona 4 tane hidrojen bağlanmış. Zaten karbon 4 bağ yapmak istiyordu organik moleküllerde. 4'ünü de tekli bağ şeklinde yaptı. Molekül şekillerimiz bu. Peki toplam bağ sayılarına bakalım şimdi. Burada 1, 2, 3, dört tane bağ var. E, dolayısıyla hatta şöyle yapalım. Sigma pi bağ ayrımını yapalım. İki atom arasındaki tekli bağ sigma bağıydı. İki atom arasındaki tekli bağ sigma bağ ondan sonra kurulan her bağ pi bağıydı. Peki iki atom arasındaki tekli bağ sigma bağ kovalent bağ. İki atom arasındaki ilk bağ sigma bağı ise ondan sonra kurulan her bağ pi bağıydı. İki atom arasındaki kurulan tekli bağlar da sigma bağıydı. E dolayısıyla toplam bağ sayısı bunda iki tane sigma bağı, iki tane de pi bağ olmak üzere toplam dört tane bağ var. Burada ise üç tane sigma bağı, bir tane pi bağ olmak üzere toplam yine dört tane bağ var. Bunda ise dört tane sigma kovalent bağ olmak üzere yani toplamda dört tane kovalent bağ var. Toplam bağ sayıları Dolayısıyla aynı. Peki pi bağ sayısı. Birinci de sadece iki tane pi bağ var. Peki ikinci de bir tane pi bağ var. Dördüncü de işte pi bağ yok. Pi bağ sayısı en fazla olan hcn -E, yani iki tane pi bağ olduğu için bu ifade doğru. Bağ açıları arasındaki ilişki. Bu doğrusal bir geometri olduğu için bağ açısı 180 derece. Bu düzlem üçgen geometri olduğu için bağ açısı 120 santigrat derece. Bu düzgün 400'lü geometri olduğu için bağ açısı 109,5 derece. Dolayısıyla bağ açısı en fazla olan HCN olmalıydı. Yani şuradaki sıralamamız HCN 180 derece. Sonra 120 derece olan CH2O olmalı. Sonra da en az olan CH4 109,5'lu olmalıydı. Dolayısıyla bu sıra doğru verilmemiş. O halde doğru cevap 1 ve 2 yani C seçeneğidir. Organik bir bileşim 1 molü ile ilgili çeşitli bilgiler verilmiş. Buna göre bileşim formülü yukarıdakilerden hangileri olabilir diye bize soruluyor. ihtimal. Ortaklanmamış elektron çifti sayısı 4. Yani bağ yapımına katılmamış 8 tane elektron olmalı. 8 tane elektron bağ yapımına katılmamış. Katılmamış. Buradan anlayacağımız şey bu. Peki merkez karbon atomunun hibritleşme türü sp2'ymiş. Bunu anladık. Peki şimdi buna göre hangileri doğu olabilir diye soruyor. Öncelikle şu bilgiyi vermek istiyorum. Organik moleküllerde karbon ve hidrojen her zaman tüm değerlik elektronlarını bağ yapımında kullanır. Dolayısıyla bağ yapımına katılmamış elektronlar varsa demek ki bu molekülde karbon ve hidrojen dışında bir şeyler olmalı. Yani oksijen, azot, flor, klor, brom, iot. Yani organik moleküllerde bağ yapımına katılmamış elektronlar ya da elektron çiftleri ee, karbon hidrojen dışındaki atomlarda örneğin oksijen, flor, klor, brom, iyot, azot gibi atomlarda aranır. O halde burada oksijen olduğuna göre bağ yapımına katılmamış elektron olabilir. Bakalım sayı tutuyor mu? CH3, CHO molekülünde karbonlar iskeleti oluşturuyor. Birinci karbona 3 tane hidrojen bağlanmış onu yazdık. Peki ikinci karbona bir hidrojen bağlı bir de oksijen bağlı ikinci karbonda 4 bağ yapması için oksijenle ikili bağ yapmalı. Organik boyunca oksijen 2 bağ hidrojen 1 bağ, karbon 4 bağ yapıyordu. Buna dikkat ediyorum. Peki oksijen 6A grubu elementi olduğu için 1, 2 tanesini, 2 tane elektronlu değerlik elektronu bağ yapımında kullanmış. 3, 4, 5, 6 yani 2 çift elektron bağ yapımında katılmamış. Peki ortaklanmamış elektron çifti sayısı 4'tür diyordu. Burada ise ortaklanmamış elektron çifti sayısı 2. 2 tane 2 çift elektron ortaklanmamış. Dolayısıyla birincisi cevap olamaz. Peki haşcoh molekülüne bakacak olursak orada karbon merkez atom ona bir hidrojen bağlanmış. Oksijen bağlanmış. Yine oksijen bağlanmış. Oksijene de hidrojen bağlanmış. Karbon 4 bağ yapsın diye bu oksijenle ikili bağ yapmalı. Oksijen de 2 bağ yapıyordu. Ortaklanmış elektron çiftlerini oksijen üzerinde arayacağım. 2 tanesini bağ yapımında kullanmış. 3, 4, 5, 6. Bu oksijen de 2 tanesini bağ yapımında kullanmış. 3, 4, 5, 6. Değerlik elektron 6 olduğu için. Dolayısıyla bir çift 2 çift, 3 çift, 4 çift. Yani şuradaki durumu sağlıyor mu hocam? Sağlıyor. Peki merkez atomun hibritleşme türünü söylemişti. SP2 olacaktı. Burada merkez atom karbon. Karbon 1, 2, 3 yönden bağlanmış. Yön sayarak hibritleşmeyi bulabiliyorsun. Dolayısıyla S'den 1, P'den 2, SP2. Demek ki H-COH cevap olabilir. CH3-COH molekülünde ise merkez karbona 3 tane hidrojen bağlanmış. Ve bir tane de OH grubu bağlanmış merkez atomun hibritleşme türü sp3. Bu merkez atomda oksijenin ortaklanmamış iki çift elektronu var. Dolayısıyla her iki durumda sağlamadı. O halde olabilir dediş. Yani hangisi olabilir hocam? Yalnızca iki olabilir. Cevabımız B seçeneği Organik bir bileşikliğe ilgili çeşitli bilgiler verilmiş. Buna göre bileşiğin formülü yukarıdakilerden hangileri olabilir diye soruyor. Bu bileşin karbon atomlarından bir tanesinin hibritleşme türü sp2 imiş. Bakacağız. Basit formülde CH2O'ymuş. İlk bileşimimizden başlayalım. Bu molekülde bir karbona 3 tane hidrojen bağlanmış tekli bağla. Organik bileşiklerde karbon 4 bağ, hidrojen 1 bağ, oksijen 2 bağ, azot 3 bağ, flor, klor, brom, iot gibi halojenlerde 1 bağ yapıyordu. Buna dikkat ediyorum. Peki diğer karbon ise ikili bağla oksijene bağlanmış. Buradan da OH dediğimiz yapıya bağlanmış. Peki buradaki her iki karbonu inceleyelim. Bir nolu karbona yani şuradaki karbona bakacak olursam buradaki karbon kaç yönden bağlanmış? Bir yön, iki yön, üç yön ya da organik bileşiklerde karbon bağlarını tekli bağlarla yapıyorsa dört bağın dördünde demek ki sp3 hibritleşmesi s'ten bir p'den üç toplam dört yön. Peki bu karbon için bakacak olursam bu karbon ise bu taraftan bir yön, buradan bir yön, buradan bir yön. Yani toplamda 3 yönden bahsediyorum. S'den 1, P'den 2. Ya da karbon ikili bağ yapmış. Dolayısıyla sp2 birleşmesi diyebilirdim. O halde bu moleküldeki karbon atomlarından bir tanesi sp2 yapmış mı? Yapmış. Durumu sağlıyor. Peki sadeleştirilmiş hali nedir hocam? Basit formülü. Bu moleküle baktığım zaman iki tane karbon içeriyor. 4 tane hidrojen içeriyor, 2 tane oksijen içeriyor. Kapalı formülü bu. C2H4O2. Bunu en küçük tam sayılarla sadeleştirirsem yani 2 ile C1 H2O elde ederim ki bu onun basit formüldür. CH2O basit de sağladığı için bir numara cevaptır. İkincisine baktığımız zaman ikinci molekülü de şuraya açalım. Karbon iki tane hidrojene bağlanmış. Bir tane ona OH yapısı bağlanmış. Yine bu karbon bir tane hidrojene bağlanmış. Yine yapıda bir tane OH'a bağlanmış. Peki diğer karbon ise çift bağ O yapmış bir tane hidrojene bağlanmış. Şu karbona odaklanmanı istiyorum. Bir yön, iki yön, üç yön. Yapıdaki bu karbon sp2. Diğer karbonlar tekli bağla yaptıkları için sp3 birleşmesi yapıyorlar. Peki kapalı formül nedir hocam? Ona bakalım. Toplamda üç tane karbon var. Ve bakıyorum şimdi iki, üç, beş, altı tane hidrojeni var. Ve yapıda üç tane oksijen var. C3H6O3. Üçle sadeleştirirsem CH2O basit formülü elde ederim. Demek ki bu da sağlıyor. Peki sonuncusuna bakalım şimdi. Bir tane karbona 3 tane hidrojen bağlanmış. Ya da karbon tekli bağ yapmış SP3 hibitleşmesi. Yine buradaki karbon da tekli bağ yapmış SP3 hibitleşmesi. Buradaki karbon ise ikili bağ yapmış. Dolayısıyla bu karbon için SP2 hibitleşmesi yapmış diyebilirim. Bir tane karbon SP2 yapmış. Yapıdaki bir karbon SP2 olsun diyordum. Bu durumu sağlıyor. Peki kapalı formül nedir hocam? 3 tane karbonumuz var C3. Peki 3, 4, 5, 6 tane hidrojeniz var. H6, 3 tane oksijenimiz var. C3, H6, O3. Sadeleştirirsek 3 ile yine CH2O basit formül elde ederiz. Demek ki olabilir olanlar 1, 2, 3 yani yanıt E seçeneği. Vesper gösterimi AX3E şeklinde olan bir molekülle ilgili hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Vesper gösterimi şuraya yazalım. Merkez atomumuz A. Buna bağlı 3 tane grubumuz ya da atomumuz var. X şeklinde ifade edilmiş. Ve bir çift elektron merkez atomda boşta bağ yapımına katılmadan kalmış. Yani AX3E gösterimi bu olacak. Bu gösterime baktığınız zaman şurada bir elektron, şurada bir elektron, şurada bir elektron. 3 tane elektronla A atomu bağ yapımında kullanmış. Ama bir çift elektron da boşta kalmış. Demek ki 2, 3, 4, 5. Demek ki değerlik elektron sayısı 5'miş. Yani A atomunun değerli elektron sayısı 5. Demek ki A atomu 5A grubu elementi olabilir. O zaman şöyle olabilir. Merkez atomun hibritleşme türünü zaten biz vesper gösterimden bulabiliriz. Yön sayıyorduk. Bir yön, iki yön, üç yön ve bağ yapımına katılmamış her bir çift elektron merkez atomun üzerinde yöndür. Dolayısıyla dört yön yani hibritleşme türü sp3'tür. Bu kesin. Peki merkez atomu bir çift elektron bağ yapımına katılmamıştır. Onu görebiliyoruz. Bu da kesin. Molekül şekli üçgen piramittir. Bunu anladık. Bu da kesin. Peki merkez atomun atom numarası 7 midir? Atom numarası 7 olan azottur. Yani ikinci periyot 5A grubu elementi. Ama üçüncü periyot 5A grubu elementindeki bir element olan fosfor da aynı durumu gerçekleştirebilir mi? Yani fosforla klor arasında da PCl3 molekülü oluşur. Orada da benzer bir gösterim var. E dolayısıyla Azot yani merkez atomun azot olduğu kesin değil. 5A grubunda yer alan fosfor da olabilir. O halde bizim için kesinlikle doğru olanlar 1 2 3 yani D seçeneği. Yukarıdaki moleküllerden hangilerinin bağ açısı yanlış verilmiştir? Önce molekülleri bakalım. HCN bir hidrojene karbon bağlı, karbon da üçlü bağlı azota bağlı. Çünkü azot üç bağ yapıyor 5A grubu elementi, karbon bileşikleri de dört bağ yapıyor, hidrojen de bir bağ yapıyordu. Dolayısıyla doğrusal bir geometriye sahip, bu doğrusal geometride bağ açısında kaç derece olmasını beklerim? 180 derece. Dolayısıyla doğru verilmiş. pH3'teki fosfor 5A grubu elementi, ona 3 tane hidrojen bağlamışız. Peki 5A grubu elementi olduğu için değerlik elektron sayısı 5. 3 tanesini bağ yapımında kullandı, 1 çift boşta kaldı. Bu AX3E ve gösterimine sahip bir molekül. Üçgen piramit diyorduk biz buna. Üçgen piramit. Buradaki bağ açısı kaç derece olacaktı hocam? Buradaki bağ açısı yaklaşık olarak 107 derece olacaktı. Burada ise 120 derece göstermiş. O BH3 gibi düzlem üçgen yapıda olabilecek bir durumdu. Dolayısıyla yanlış verilmiş. H2O'daki oksijen 6A grubu elementi. Ona iki tane hidrojeni bağlıyorum. Bağ yapımına katılmayan oksijenin değerlik elektronlarını yazıyorum. Yani 6'ya tamamladım. Bu kırık doğru geometriydi ve burada bağ açısı yaklaşık olarak 104,5 derece olacaktı. Burada da öyle ifade edilmiş, bu doğru. CH4'te merkez atom karbon 4 tane hidrojene bağlıydı. Bu 3 boyutlu bir geometriydi. Yani bu geometri sayfa düzleminde değil, düzgün 4 yüzlü dediğimiz bir geometriydi. Buradaki bağ açısı 90 derece değil. Buradaki bağ açıları yaklaşık olarak 109,5 dereceydi. Burada 90 derece yazdığı için bu ifade yanlış verilmiş. Yanlış olanları sorduğu için 2 ve 4 yani C seçeneği cevabımız. Yukarıda bazı moleküllerin Lewis formülleri verilmiş. Buna göre hangi bileşiklerle ilgili verilen bilgilerin tamamı doğrudur diye soruyor. Herhangi birisi değil tamamı doğru olacak. Bir bakalım. Merkez atom hibritleşme türüyle başlayabilirim ama birinci molekül ben şuraya tekrar açmak istiyorum. Birinci molekülde karbonların arasında ikili bağ var. Çünkü şuradaki Dört tane elektron aralarında iki tane bağ yaptıklarını gösteriyor. Çünkü ortaklaşa kullanılan her iki elektron bir bağ anlamına geliyordu. Ve hidrojene tekli bağlarla bağlanıyorlar. Yapı bu. Bu yapının üzerinde konuşuruz. İkinci molekül içinde şunu diyebilirim. Karbon oksijene ikili bağla bağlanmış. Buradan hidrojene tekli bağla bağlanmış. Oksijenin bağ yapımına katılmayan elektron çiftleri var. Buradan oksijene tekli bağla bağlanmış. Ve şuradan da hidrojene bağlanmış. Üçüncü molekülümüz içinde hatta şunun şeklini biraz daha şöyle aşağıya doğru kırayım. Molekülün şeklini daha rahat görme şansına sahip olacaksın. Şöyle aslında, oksijen, hidrojen, yapımız bu. Peki üçüncü molekülümüzde ise karbondioksit molekülünde oksijenin ortaklanmamış elektron çiftlerini de veriyorum. Şeklimiz bu. Bu molekül şekli bizim için düzlem üçgen. Nasıl hocam? Aslında bu merkez atom A, merkeze bağlı olan bir 2, 3 grup var. Hocam çift bağ var. Çift bağ önemli değil. Yön olarak bakacaksın. Bir yön, iki yön, üç yön. Yani merkezi karbonlardan bir tanesi olarak alırsan diğerini bir bütün olarak alacaksın. Dolayısıyla bu bizim için AX3 vesper gösterimine sahiptir. Ve burada bağ açısı da 120 derecedir yaklaşık olarak. Ve molekülün şekli de düzlem üçgendir. Peki merkez otomunibitleşme türü nedir hocam? Üç yönden bahsettiğim için... ...SP2'dir ya da karbon ikili bağ yaparsa SP2 birleşmesi yapar. Bağ açısı doğru verilmiş, düzlemişken doğru verilmiş. Peki diğerine bakalım şimdi. Buradaki merkez atom yine karbon organikte. Yön olarak bakarsam bir yön, iki yön, üç yönle bağlanmış. Dolayısıyla burada da merkez atomun birleşimi türü SP2 olmalı. Burada SP3 yazdığı için bu yanlıştır. Gitti çünkü tamamını doğru arıyordum. Bağ açısı yaklaşık 120 derecedir. Doğru. Bu arada geometri de düzgün 400'lü değil düzlem üçgen olmalıydı. Geometrik şekil yaklaşık olarak bir düzlem üçgene benzer. Peki merkez atomu birleşme türü üçüncüsünde bir iki yön. Dolayısıyla karbon sp bitleşmesi yapmış. Doğrusal bir geometriye sahip. Peki ve bağ açısı da yaklaşık olarak 180 derece. Ya daha doğrusu 180 derece. O halde buradaki bilgilerin tamamı doğru verilmiş. Yanlış verilmiş olan yalnız iki özür doğruları soruyormuş. Dolayısıyla Doğru verilmiş olan 1 ve 3 yani D seçeneğidir. Yukarıdaki organik bileşiklerin birer moleküllerindeki karbon atomlarının hibritleşmeye katılmayan P-orbitali sayıları arasındaki ilişki bize soruluyor. CH3OH molekülünde, daha doğrusu organik moleküller soruluyorsa, Karbon elektron dizilimi itibariyle 2s2 2p4 ile bitiyor. Ve hibritleşme ile karbon sp3 hibritleşmesi yapabiliyor. sp2 yapabiliyor, sp yapabiliyor. Yani p orbitallerinin tamamı hibritleşmeye katılabiliyor. p orbitallerinin bir tanesinin katılmadığı durum var. p orbitallerinin iki tanesinin katılmadığı durum var. Tamamı katılırsa sp3 oluyor. CH3OH için bakıyorum. Bir karbona 3 tane hidrojen bir tane OH bağlı. Karbon tekli bağ yaptığı için sp3 hibritleşmesi. Pratik olarak böyle söyleyebiliriz. Ya da yön sayarız. 1 yön, 2 yön, 3 yön, 4 yön. Dolayısıyla buradaki merkez atom karbonun hibritleşme türü sp3'tür. Hibritleşmeye katılmamış p orbitali yok. Hibritleşmeye katılmayan p orbitali sayısı CH3OH bitişmeye katılmayan P orbitali hiç yok. Sıfır. Peki C2H4 için bakalım. Burada iki karbon birbirine ikili bağla bağlanırken organik boyunca karbon hep 4 bağ yapacak. Hidrojen 1 bağ yapacak. Bunu düşünerek bu yapıyı çok hızlı bir şekilde oluşturabilirsin. Merkez atom karbon kaç yönden bağlanmış sayıyorum. Merkez atom karbon 1, 2, 3 yönden bağlanmış sp2. Ya da diyebilirim ki e, karbon ikili bağ yapmış dolayısıyla ibritleşme türü sp2'dir sp2 hibritleşmeye katılmamış bir tane p orbitali olduğunu gösterir. Peki bu karbonda hibritleşmeye katılmayan bir tane p orbitali var. Bu karbonda da hibritleşmeye katılmayan bir tane p orbitali var. Hatta onlar şunlar arkadaşım. Şuraya yazayım p p. Şunlar da kafan karışmasın. Peki her iki karbonda da hibritleşmeye katılmayan birer tane p orbitali var. Dolayısıyla molekül hibritleşmeye katılmamış toplamda her iki karbon için geçerli olduğu için sp2 bitleşmesi toplamda iki tane p-orbitali var. O zaman burada sayı 2 olmalı. Peki, CH2O molekülünde bir tane karbon olduğuna dikkat et. Oksijen ikili bağ yapacak. Karbon organik boyunca 4 bağ, hidrojen de bir bağ yapacak. Onun için karbon oksijen arasına ikili bağ yerleştirdim. Peki, yön olarak bakınca bir yön, iki yön, üç yön. Dolayısıyla sp2 bitleşmesi demek ki hibritleşmeye katılmayan bir tane p-orbitali var. Yani şuradaki karbona ait orbitallerden bir tane hibritleşmeye katılmamış. Bu P. SP2 3 tane yarı dolu orbital demek. SP2, SP2. 3 tane SP2 bir orbitali var. Bir tane de P orbitali var. O zaman bir karbon olduğu için hibritleşmeye katılmamış P orbitali sayısı bir tane olacak. Yani SP2 hibritleşmesi yaptığı için. Peki o halde sıralamayı yazacak olursak katılmayan P orbitalleri 2 en fazla. Sonra üçüncüde bir tane. Birincide ise hiç yok. Yani 2, 3, 1, Hibritleşmeye katılmayan toplamdaki P orbitalleri sayısı yani cevabımız E seçeneği olur. Yukarıda gerçekleşen birinci ve ikinci olaylarla ilgili yargıların hangileri doğrudur diye sormuşuz. Birincide merkez atomun hibritleşme türü değişmezken birincide merkez atom yön olarak sayarsak bir yön, iki yön, üç yön, bir de merkez atomun ortaklanmamış elektron çifti var. Bağ yapımına katılmamış onlar da bir yön sayılır. Dolayısıyla merkez atomun hibritleşme türü SP3. Peki burada baktığım zaman ise merkez atom 1, 2, 3, 4 yön ve tekli bağlarla burada merkez atomun hibritleşme türü yine SP3. O zaman birincide merkez atomun hibritleşme türü değişmiyor. Bu doğru. İkinci de değişir mi? Bunu kontrol edelim. İkincide de merkez atom bor. 1, 2, 3 yönden bahsedebiliyorum. Sen de şöyle görebilirsin. Dolayısıyla SP2 hibritleşmesi yapmış. Burada ise 1, 2, 3, 4 yön. Dolayısıyla SP3 hibritleşmesi yapmış. Yani birinci de merkez uzunluğu hibritleşme türü değişmiyor. Ama ikinci de merkez uzunluğu hibritleşme türü SP2'den SP3'e dönüşüyor, değişiyor. Dolayısıyla bu ifade doğru. Her iki olay sonucunda oluşan taneciklerin geometrileri düzgün dört yüzdür. de oluşan bu, ikinci de oluşan bu. Bunların her ikisi de bizim için ax4 gösterimine sahip. Yani vesper gösterimi böyle. Ve bu geometri bizim için düzgün dört yüzlü geometriydi. Düzgün dört yüzlü yani tetrahedral geometriye sahip. Dolayısıyla bu ifade doğru. Peki son bilgiye bakalım bağ açıları ile ilgili. Birinci de bağ açısı 107.3 dereceden 109.5 dereceye çıkıyor. Bu bizim için üçgen piramit geometriydi. Bu üçgen piramit geometride şuraya bir daha açayım senin için. Hidrojen, hidrojen, hidrojen. Buradaki bağ açıların her birisi yaklaşık olarak 107.3 sant 3 dereceyken burada ise düzgün 4 geometriye ulaşıyor. Yani şuna. Burada bağ açıları 109.5 dereceye çıkıyor. Dolayısıyla 107.3'den 109.5'a doğru. de bağ açısı düzlem üçgen BH3 veya şu sayfa düzlemindeki bir yapıydı. Yani toplamda 360 tamamlıyor. Şuradaki bağ açıları 120'şer derece. E, ve tekrardan 120'den kaça çıktı? 109,5 derece çıktı. Çünkü o da düzgün 400 geometriydi. Dolayısıyla yani 120'den 109,5'a düştü. Buradaki ifade de doğrudur. Demek ki yanıtımız E seçeneği olacak. Yukarıdaki sınıflandırmalardan hangileri doğrudur diye sunulmuş. Bize moleküller verilmiş. CH2O, H2O ve CH2O. Bu molekülleri tek tek açalım. Sorgulamamız gereken şeyler hibritleşme türleri, bağ açıları ve toplam bağ sayıları. Peki, CH2OH molekülünü açmadan önce organikte karbon hep 4 bağ yapacak, hidrojen bir bağ, oksijen ise 2 bağ yapacaktı. Bunu dikkat alarak işlem yaparsan kolaylıkla halledeceksin. 3 tane hidrojen bağlamışım, bir tane de OH grubu bağlamışım. Peki, şimdi yapımız bu. Diğerine bakalım. Diğeri ise karbon merkez atom ona bir tane hidrojen bağlı bir tane oksijen buradan bağlı bir tane de OH grubu buradan bağlı karbon 4 bağ yapsın diye oksijenle karbon arasında ikili bağ attı. Oksijen de zaten 4 bağ yapmak, 2 bağ yapmak için karbonla ikili bağ yapacaktı. Diğer molekülümüz CH2O. Ona bakalım. CH2O molekülünde bir hidrojeni buraya bağladık. Diğer hidrojeni buraya bağladık. Bir de oksijen bağlamalıyım. Karbon 4 bağ yapsın diye burası ikili bağ olmalı. Yapılarımız bunlar. Peki bu yapılarda hibritleşme türlerini kontrol edeceksem merkez atomu bakıyorum. Merkez atom karbon. Kaç yönden bağlanmış buna bakabilirim ya da karbon tekli bağ yapıyorsa SP3 direkt söyleyebilirim. Bir yön, iki yön, üç yön, dört yön. Dolayısıyla merkez karbon atomu SP3 hibritleşmesi yapmış. Buna bakıyorum bir yön, iki yön, üç yön. Dolayısıyla S'den bir, P'den iki, SP2 hibritleşmesi yapmış. Bir yön, iki yön, üç yön. Dolayısıyla sp2 birleşmesi yapmış. O zaman merkez atom karbonun hibritleşme türü aynı olanlar yani sp2 olanlar CH3 COH, CH3 OH ve CH2 O değil. Kimmiş? H COH ve CH2 O'ymuş. Dolayısıyla burası H COH diye yazılmalıydı. Dolayısıyla bu ifade yanlış. Peki hidrojen, karbon, oksijen bağ açılarının yaklaşık değerleri aynı olanlar. Buradaki bağ açıları yaklaşık olarak düzgün 400'lü geometri olduğu için geometri yazalım. Düzgün 400'lü geometriye sahip. Bu geometride yaklaşık bağ açıları 109,5 santigra 109,5 derecedir. Bu ise düzlem üçgen geometriye sahip. Düzlem üçgen geometride yaklaşık bağ açıları 120 derecedir. Bu da aynı şekilde düzlem üçgen geometriye sahip. Düzlem üçgen geometride bağ açıları 120 derecedir yaklaşık. Peki o zaman yaklaşık bağ açıları değerlerinin aynı olanlar HCO ve CH2O'dur ifadesi doğru. Toplam bağ sayısı aynı olanlar bunu sayacağız. Peki CH3OH'da toplam kaç bağ var? 1, 2, 3, 4, 5 tane bağ var. Şuraya yazdım 5 bağ. Buna bakıyorum 1, 2, 3, 4. Şuradaki O ile H arasındaki bağı da unutmayalım. Toplamda 5 tane bağ var. Buna bakıyorum 1, 2, 3 toplamda 4 tane bağ var. O zaman bağ aynı olanlar CH3OH ve HCOH'muş. Burada da öyle ifade ettiği için yani her ikisinde de beşer tane bağ var. Dolayısıyla doğru cevap 2 ve 3 yani D seçeneği olur. 4 atomlu organik bir molekülle oluşan bağların hangi orbital örtüşmeleriyle gerçekleştiği bize verilmiş. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur diye soruluyor. 4 atomlu organik bileşik. Bu organik bileşik olduğuna göre Merkez karbon. Yani organikse karbon bulunmalı. Onu yazdık. Peki bu karbon ne birleşmesi yapmalıymış? Burada yazıyor. Bu karbon sp2 birleşmesi yapmalıymış. Sp2 birleşmesi yaptığına göre 3 yönden bahsedebilirim. Temel olan 3 yön. S'den 1, p'den 2, 3 yön. Böyle bakabilirsin. İskeletimiz bu olacak. Peki bu yapıda... SP2-S bağ olacakmış ve karbon bu arada 4 bağ yapacak. Demek ki 1-2 e bunlardan bir tanesinde ikili bağla yapmak zorunda. Karbon organik boyunca 4 bağ yapsın diye. Durumu böyle oluşturuyoruz. Peki SP2-S orbital örtüşmesi kim yapabilir? SP2 kimden kaynaklı hocam? SP2 buradaki karbondan kaynaklı, yarı dolu. SP2 demek 3 tane yarı dolu SP2 bir orbitalim var demek. Demek ki şu da SP2 yarı dolu olmalı. Demek ki şunlardan bir tanesi de sp2 yarı dolu olmalı. Karbon atomunun sp2 hibritleşmiş orbitallerini ifade ettik şeklin üzerinde. Peki sp2 hibritleşmeye katılmamış bir tane p orbitalini gösterir. Demek ki şu da bizim için bir p orbitalidir. Karbona ait p orbitali. Peki sp2s'i kimle yapabilir? E, sp2s'i sadece hidrojenle yapabilir. Çünkü hidrojenin atom numarası 1'di ve 1s1 diye yarı dolu bir orbiteli vardı. E, dolayısıyla bu durumu sağlayabilecek sadece hidrojen kovalent bağ açısından. O halde buradakilerden bir tanesi hidrojen olmalı. Yani burada sp2s orbital örtüşmesi gerçekleşmiş. Yani atomlardan birisi hidrojendir. Bu kesin. Peki sp2p orbital örtüşmesini yapıyorsa sp2p ve pp. SP2P'yi yapabileceği şey de şu olsun. Şu P. Peki buraya ne yazacağım hocam? Buraya ne yazabilirim? Yani yarı dolu P orbital olması lazım. Mesela klor olur mu? Atom numarası 17. 7A grup elementi elektron dizilimi 3S2 3P5 ile biter. Dolayısıyla P'ye ait olan o 3 tane değerli orbitalinden bir tanesi yarı dolu. İşte onunla bağ yapabilir. Mesela burası klor olabilir. Mesela burası flor olabilir. Yine 7A'dan örnekler veriyorum. P5 ile bitecek şekilde. Peki. Buradaki ne olabilir? Yani karbonla çift bağ yapacak. O zaman buradaki bizim için oksijen olabilir. Peki oksijenle de buradan pp orbital örtüşmesiyle bir tane pi bağ yapabilir. Yine sp2, sp3 ile de ifade edilir. sp2p olarak da ifade edilir. Bir tane de sigma bağ oluşturur. Molekülde toplam 3 bağ vardır. Bir kere molekülde kesinlikle 4 bağ olmak zorunda. Karbon 4 bağ yapacak. Organik bir molekül olduğu için. En az 4 tane. Dolayısıyla bu gitti. Ortaklanmamış elektron çifti yoktur. Bu molekülde oksijenden kaynaklı oksijenin değerli elektronu 6'dır. İki tanesini bayıpımda kullandı. Geriye kalan 4 elektronu da ortaklanmamış olarak bulunur. Veya buradaki klor, flor muhabbetinden dolayı yine ortaklanmamış elektronlar olacak. Dolayısıyla bu ifade yanlış. Merkez atomda ortaklanmamış elektron çifti yoktur deseydi olurdu karbondan dolayı. Ama molekül dediği için bu kesinlikle doğru değil. O halde kesinlikle doğru olanlar yalnız bir yani yanıtımız A seçim.